Evet, merhaba arkadaşlar, Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız. Geçen hafta sizlerle bir video paylaşmış ve uykuda nasıl kilo verdiğimi sizlere sormuştum ve çok değerli görüşlerinizi hafta boyunca aldım. Yorum kısmında gerekse anketime katılarak hepiniz görüşlerinizi benimle paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Bugün dinlenik halde uykudayken daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak çok önemli bir sır vereceğim. Evet, birazdan çok önemli bir sır vereceğim size. Uykuda daha fazla kalori yakabileceksiniz. Yalnız öncelikle uykuda nasıl kalori yaktığımı, nasıl kilo verdiğimi destekleyen bilimsel bir çalışmaya ihtiyacım vardı. Bunu da Bildiğin Gibi Değil adlı kitabın yazarı olan Robert Lustig adlı doktorumuzun çalışmasıyla destekleyeceğim. Hazırsanız şimdi öncelikle bilimsel altyapıyla başlayalım. Sonra size uykuda nasıl kilo verdiğimi açıklayacağım ve sonra da büyük bir sır vereceğim. Tamam mı? Evet. Enerji harcamasının fiziksel aktiviteden başka iki bileşeni vardır. İnanması zor olsa da yaktığımız kalorilerin en büyük bölümünü uyurken ve televizyon izlerken yakarsınız. Yalnız bu sosyal medya ağlarında daha fazla vakit geçirmeniz anlamına da gelmiyor. Dinlenme enerji harcaması, bakın burası çok önemli. Yatağınızda uzanırken harcadığınız enerji beden ölçünüze göre değişmekle beraber toplam enerji harcamasının %60'ına günde 1200 kalori denk gelir. Diğer bileşen ise besinlerin termik etkisidir. Buna da BTE diyeceğiz. Yediğiniz besinleri sindirmek, emmek ve metabolize etmek için kullanılan enerji. Toplam enerji harcamasının %10'una 200 kalori denk gelir. Çoğu insan için dinlenik enerji sistemimiz var biliyorsunuz ki. Dinlenme enerji harcamasının çoğu insanda ve besinlerin termik etkisinin değiştirilmesi kolay olmasa da obeziteden mustarip bazı hastaların ikisiyle ilgili de problemleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Şimdi bilimsel altyapımız bu. Tamam. Açıklayalım. Arkadaşlar, benim gece yakacağım kaloriyle sizinkisi aynı değil. Çünkü benim kas oranımla sizin kas oranınız aynı değil. Nasıl daha fazla kalori yakabildim uykumda, bunu açıklayayım size. Bir kere düzenli olarak ağırlık çalıştığım için vücudumdaki kas oranımı artırdım. Kas oranımı artırdığım için dinlenik enerji harcama oranım kas çalışmayan bir kişiye oranla daha yüksek. Ve bu benim avantajım. Sizler de spor salonlarında bir şey yapacaksınız ya da evinizde ve daha fazla kalori harcayabileceksiniz. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi ben bunu yakabiliyorum. Peki bunun başka bir örneği var mı? Uç bir örneği var aslında. Michael Phelps biliyorsunuz ki Amerikalı yüzücü, olimpiyatlarda 5 madalya birden kazanmış. Dünya ünlü bir sporcu, günde her istediğini yiyerek 12.000 kalori alıyor. Bakın 12.000 kalori. Siz biz belki 2.000, 3.000, 4.000 kaloriyi zar zor alıyoruzdur. 12.000 kaloriyi yakıyor bu arkadaş. Antrenmanda yakamıyor. İşte dinlenme enerji harcamasıyla uykuda dinlenirken ya da otururken yakıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Sır şimdi geliyor size. Arkadaşlar, bakınız, uykunuzda daha fazla kalori yakmak, daha etkin kilo vermek istiyorsanız vücudunuzdaki kas oranını artırmalısınız. Çünkü daha fazla kas demek, vücudunuzda daha fazla mitokondri demektir. Mitokondrilerin kas oranının artması demek, sizin uykuda daha fazla kalori harcamanıza yol açar. Bu şu demek, kaslar enerji ister, kaslar enerjiyle beslenir. Onların enerjisi işte sizin uykuda ne yapıyor? Kalori yakmanızı artırıyor. Peki bu kası nasıl artıracağız? İster spor salonunda, ister evde ağırlık çalışacaksınız. Ağırlık demek sadece dumbbell veya işte bir takım kilolar değil, vücut ağırlığınızla da çalışabilirsiniz. Kasları belli oranda zorlayacaksınız. Wolf kanunu, kas ve kemik yoğunluğunuzu zorlamaya karşılık vücudunuz cevap verecek ve artmaya başlayacak. Vücudunuzu zorlayacaksınız. O size kas yoğunluğu ve kemik yoğunluğunu artırarak cevap verecek. Bu illa böyle kaldıramayacağınız kiloların altına girmek değil. %40 bir şiddetle bile çalışsanız, yani çok ağır değil, orta ağırlıkta bir kilo ile bile çalışsanız kas oranınız artıyor arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi Michael Phelps günde 12.000 kalorisini yakıyor. Ben gördüğünüz gibi uykumda şu an ekrana getiriyorum. Bu rakamları, gece kilom buydu, sabahki kilom bu şeklinde verdim ve bu kilolardan her gece kurtuluyorum. Bunun haricinde size tam süreci anlatmak istiyorum. Gece yatağa girmeden önce cep telefonumu pijamamın cebinde unutmuşum. Bu 100 gram fark ediyor. Bir. Dolayısıyla birinci kural,
tartılırken üstünüzdeki fazlalıkları çıkarın. Hatta gerekirse iç çamaşırlarınızı da tartılın. İkincisi, o gün içerisinde 3 öğün yemek yediniz diyelim. Bir öğünde 1 ila 1,5 litre, 1 ila 1,5 kilo vücuda giriş olur. Günde 3-4 kilolara varan vücudunuza sıvı ve katı gıda, yiyecek giriyor, içecek giriyor. Bunlar vücutta yer kaplar. Gece tuvalete kalkmanız halinde, diyelim ki bir küçük abdestle çıktınız, 200 gram vücuttan kaybedilebiliyor. Kişiye göre değişir. Veya bu işte diyelim ki büyük abdestte daha fazla olabiliyor. Yani vücudunuzda sadece yağlar yok, kas var, kemik dokusu var. Onun dışında yağlar var, su var. Yediğiniz gıdalar misafir olarak bulunuyor. Sürekli sindirim sisteminiz gece boyunca onları işlemeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kilo vermek illa sporda ter atıp vücuttan sıvı kaybedip kaç gram sıvı kaybettim şeklinde tartıya bakmak değildir. Kilo vermenin, yağ yakmanın bir metabolizması vardır. Bir düzeni vardır. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Ve bu videomda geçen hafta nasıl uykumda kilo verdiğimi sizlere açıkladım. Ama bu mekanizma arkadaşlar bana ait değil. Hepimize ait. Bu mekanizma sizde de var. Şuradan geçen birisinde de var. Üst kattaki kişide de var. Alt kattaki kişide de var. Herkeste var. Bu yağ yakım, uykuda kilo verme, kalori yakma mekanizmasını artırmak için vücudunuzdaki kas oranınızı artırın. Bana bunlarla gelmeyin. Yok ben şey yok, damarlı olmak istemiyorum, şöyle olmak istemiyorum, çirkin gözükmesin. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ağırlık çalışırsanız kas oranınız artar. Kendinizi çok uç düzeyde çalışan, aşırı kaslı insanlarla kıyaslamayın. Kas faydalı bir şey. O yüzden vücudunuzdaki kas dokusunu artırmaya çalışın. İlla çok ağır kiloların altına girmemize gerek yok. Orta şiddetli çalışmayla bile bir pilates bandı, dumbbell, vücut ağırlığı, şınav, işte bar fix'idir, mekiğidir, plank yerde köşe duruşlardır. İnanılmaz hareketler var evde yapabileceğiniz. Sağlıklı Hoca YouTube kanalı bu amaçla kuruldu. Sizlere sağlıklı bir şekilde kas kazandırmak, sağlıklı yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için kuruldu. Lütfen kanalımdaki egzersiz videolarını izleyin. Çok yakında yeni egzersizler de geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarım için, yeni paylaşımlarım için lütfen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basın ve kanalımı takip edin. Niye mi? Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.